her salı 12.30'da olduğu gibi aile ekonomisiyle karşınızdayız. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu her zamanki gibi bize eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, bu programda farklı farklı başlıkları ele almaya çalışıyoruz. Bu haftanın konusu da su konusu olacak. Su yani en temel ihtiyaçlardan bir tanesi, vücudumuz hani su almazsa bizi çok ciddi hasta edebilir, hatta hayatımızı kaybedebiliriz. Ama maalesef hani ülkemizde su dahi hani belli bir ücret karşılığında alınıyor. Dolayısıyla içme suyundan bahsediyorum. Dolayısıyla bu da biraz tabii aile ekonomisini etkileyen bir süreci beraberinde getiriyor. Neler konuşacağız acaba bu hafta? Nasıl bir siz bu konuya önem veriyorsunuz acaba? Evet, suyu konuşalım diyorum çünkü dün genelde su arıtma cihazıyla temizlediğimiz için genelde evde hani arıtma suyu kullanıyoruz. Her ihtimale karşı diyerek onu da konuşacağız zaten. Ama bir yere giderken hani bir su alayım gideyim diye su fiyatlarına baktım. Yani işte yarım litrelik 30 işte 3 0.33'lük sular aşağı yukarı 3 TL'den başlıyor. Yukarıya doğru 4-4.5 TL'ye kadar fiyat var. İşte 5 litrelik sulara baktım. 5 litrelik su almıştım. Orada da fiyatlar 10 lira ile başlıyor. 16-20 liraya kadar giden rakamlar var. Farklı farklı markalarda. Gerçekten yani şöyle düşündüğümüzde ciddi bir problem. Çünkü günlük su ihtiyacımızın işte yaklaşık 2 litre olduğunu düşünürsek, şimdi sürekli evde oturmuyoruz ki, dışarıdayız. Dışarıda da bunu işte tüketiyoruz. Dolayısıyla günlük su harcamamızın bile önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Tabii dediğim gibi bunu tartışacağız ama gerçekten pahalı artık, yani gelirimize göre tabii konuşuyorum. Yoksa şunu diyebilirsiniz ya, işte yurt dışına gittim, işte Paris'te su aldım, 0.33'lük su efendim 1 euroydu, yani 20-21 TL'ydi diyebilirsiniz. Ama onların geliriyle bizim gelirimiz arasında veyahut da gelişmiş ülkelerdeki gelirle bizdeki gelir arasında fark var. Bir de tabii orada çok bariz bir şekilde insanlar çeşme suyunu çok rahat bir şekilde içebiliyorlar. Bunun da herhalde nedeni yıllardan beri bu konuda bir şeffaflık yaratamamış olmamız. Yani şeffaf değiliz bu konuda, denetlenebilir değiliz. Ancak dışarıdan alarak bakabiliyoruz sulara. Oysa şehirlerde yani teorik olarak bir kere İstanbul'da su içilebilir durumda. Yani insan hayatını etkileyecek, olumsuz yönde etkileyecek bir durum söz konusu değil. Ankara'da ona keza baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü de zaten bunları kabul ediyor. Birçok şehirde aslında sularımız temiz. Yani rahatlıkla bu sular içilebilir. Fakat biz tabii ki içeriğini bilimsel olarak şeffaf bir şekilde bunu yayınlamadığımız için bu tabii kapalı bir, hani acaba neden bazen, çünkü suların farklı renkte aktığını görebiliyoruz. Şehir şebekesinden gelen suyun. O dönemler tamam, biliyoruz ki büyük işte sel baskını olabiliyor. Olağanüstü bir durum olabiliyor. Bunu anlayabiliyoruz. Ama genelde biz çeşme suyuyla aslında tüketebilmek durumundayız ve bunu hakkımız da var tabii. İnsan olarak normal içilebilir suya ihtiyacımızı çeşmeden musluk suyu olarak karşılayabilmemiz gerekiyor. Fakat bir güven problemimiz var. Tabii bunu çözecek olan biz değiliz. Belki kamu spotlarıyla bunu yerel yönetimler veyahut da genel olarak Sağlık Bakanlığı bunları yayınlayarak en azından bu suların içilebileceği konusunda bize bilgi veriyor. Hocam peki şunu merak ediyorum, yani bu şeffaf olmamasının sebebi nedir? Yani çünkü ben hani kendim bildim bileli İstanbul'da su içilmez musluktan. Çocukken de uyarılır. Ne bileyim, ben kendi çocuğum adı dişini fırçalarken şu anda içme suyuyla mesela fırçalatıyorum. Böyle bir ön yargım var musluk suyuna karşı.
O yüzden hani onu tam olarak anlamak istedim. Neden böyle bir şeffaflığın önündeki duran durum nedir acaba? Şimdi bu tabii yıllarca şebekeler eskiyor biliyorsun. Su kaçakları ortaya çıkabiliyor. Farklı sular karışabiliyor. Ki dünyada 2 milyar insan şu anda sağlıklı suya ulaşamıyor. Yani birçok dışkı veyahut da diğer atıkların karıştığı suları tüketmek zorunda kalıyorlar. Bu da tabii işte ishal, kolera, dizanteri, tifo, çocuk felci gibi birçok hastalığa yol açıyor. Sadece dünyada bu yani ishalden 500 bin kişi hayatını kaybediyor. Dolayısıyla şu anda dünyanın aslında %25'i yani nüfusun yaklaşık %25'i bir kere düzgün bir suya ulaşamıyor. Bu işte Pakistan, Hindistan, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinden yola çıkarak söylüyorum. İşte Endonezya gibi Afrika'nın önemli bir bölümü gerçekten temiz suya ulaşmakta ciddi zorluk çekiyorlar. Şimdi bizde de tabii ki şebekeler eskidikçe bir takım sorunlar ortaya çıktı. İşte şebeke sularının farklı renkte akması falan bir dönem insanlarda böyle bir güvensizlik ortaya çıktı. Ve bu güvensizlik bir türlü aşılamadı. Hala da aşılabilmiş değil. Dediğim gibi bu konuda aslında kamu otoritesinin sürekli işte Sağlık Bakanlığı'nın, il sağlık müdürlüklerinin, yerel yönetimlerin sürekli aslında aldıkları numunelerle suyu ölçüp kamuoyuna günlük olarak artık internet diye bir şey var. Yani sosyal medya var. Buradan günlük olarak eğer sürekli anlatmaya ve bunu açıklamaya başlarlarsa biz de en azından buna güvenerek çok anlamsız paralar vermeyiz. Bugün bir damacana su yani 40 lira civarında rakamlar 40-50 TL rakamlar var. Yani bir 19 litrelik bir suyu evinize getirtiyorsunuz. Tabii o damacana sularının da ne kadar hijyen olduğu ayrı bir problem. Bir de plastik atık var ortada. Çok ciddi bir plastik atık problemi var. İşte şeyle alıyorsak plastik su tüketiyoruz. Orada da çevreye inanılmaz 100 yıl, 200, 300 yıl zarar verecek atıklar ortaya çıkıyor. Yani buna rağmen biz hala işte bu konuda gerçekten yeteri kadar bilinçlenemiyoruz. Yani bilinçli bir durumda değiliz. O nedenle örneğin su şirketleri inanılmaz cirolar yapmaya başladılar. Çok ciddi satış tutarına ulaşmaya başladılar. Hemen her yerde bu güvensizlik konusu aşılamadığı için işte bir evde bugün siz işte 3 kişilik 4 kişilik bir ailede haftada en az 2 şey damacana ne yapmanız lazım? Su tüketmeniz lazım. İki tane damacana dediğiniz zaman 100 TL gibi bir rakam. Bu da ayda 400 TL gibi sadece içme suyuna verdiğimiz para. Ki zaten diğer kullanımlarını neyle yapıyoruz? Zaten normal çeşme suyuyla yapıyoruz. Eğer çeşme suyunda gerçekten ciddi bir problem varsa bunlarla yiyecekleri yıkamak ve bunları işte salatanızı bununla yıkamak falan da çok doğru değil. Dolayısıyla böyle bir şüphe var. Bu konuda belki biz burada bir farkındalık yaratıp özellikle yerel yönetimi ve Sağlık Bakanlığı'nı, il sağlık müdürlüklerini sürekli zorlayarak bu su konusundaki gerçekten gerçeği bize anlatmalarını istememiz gerekiyor. Bu farkındalığı biz en azından yaratalım. Yoksa baktığımız zaman örneğin İSKİ diyor ki bizim sularımız rahatlıkla içilebilir diyor. Şimdi içilebilir, peki niye o zaman biz sürekli yani bu her damacanada 19 litreye 40-50 TL para ödeyerek bunu alıyoruz ve işte evde bunu kullanmaya çalışıyoruz. Tabii birinci şeyimiz bu. İkinci kısım da şu. Yani eğer böyle bir şey varsa yani illaki daha düzgün su kullanacaksak bu tür plastik artıklar yerine gerçekten çevreyi kirletecek atıklar yerine bizim böyle su arıtma cihazları kullanarak belki sorunu biraz daha hafifletmemiz gerekiyor veyahut da daha içilebilir en azından çeşme suyunu daha az
dönüşüm ne? Hocam Çok küçük bir benim dönüşümle gözlemim, işlenebilir ben hale getirebilirim. yıllardır evde bunu kullanıyorum. Yani arıtma cihazı kullanıyorum ve gerçekten Evet. hani çok faydalı buluyorum pek çok açıdan. Ama genel olarak mesela çevremle de konuşunca hep böyle bir maliyete dair bir endişe, bir korku var. Yani bunu Evet. mesela Evet. taktırmak kesin pahalı bir şeydir gibi bir durum var. Ama aslında öyle değil. Hani bunu konuşmak o yüzden önemli bence. Ya bence de Farklı çok önemli. alternatifler var çünkü hani aslında. Şimdi orada şöyle bir problem var. Şimdi su arıtma cihazlarında da ben tabii işin çok teknik boyutlarını söylemeyeceğim ama şimdi işte 4 filtre var. İşte bazılarında tek filtreyle biz hallediyoruz diyorlar. Birçok şey var etrafta. Böyle hani bir mit var yani herkes kendi kendine ne yapmaya çalışıyor yorumda bulunuyor. Aa işte boşuna bu kadar para vermeyin şu daha iyi hallediyor falan diye. Tabii bunu bir kere kişilerin tercihine bırakmamız lazım. Rakamlar çünkü çok da düşük değil. Eğer satın aldığınız zaman bu aletleri aşağı yukarı 2500-3000 TL'den başlayarak yukarıya doğru 15-16 bin TL'lere kadar giden rakamlar var. Evde işte küçük 80 litrelik bir şeyden bahsediyorum. Su arıtma cihazından bahsediyorum tabii ki burada. Şimdi özür dilerim 8 litre yarım saat içinde biliyorsun 8 litreyi temizleyebilecek bir aletten söz ediyorum. Tabii bu arada 1 litreyi elde etmek için aşağı yukarı 3 litre civarında da suyu atık olarak dışarıya atıyoruz. Onu da aslında kullanabilmemiz gerekiyor. Bahçesi olanların en azından bunları bahçede falan çok rahat değerlendirebilmesi gerekiyor. Tabii o önlemleri de yanında düşünmemiz lazım. Fakat şöyle bir problem var. Bugün ben daha önce denediğim bir şey firmaydı. Denedim, aradım. İşte geldiler, taktılar. Biz dediler Edirne'ye hizmet veriyoruz dediler. Geldiler, taktılar. Fakat 6 ay sonra işte bu filtreler değişeceği zaman rakamlar tabii önce bir uçuk geldi bize. Şu anda sanırım 500 TL veya 600 TL civarında her bakımda 6 ayda bir bildiğim kadarıyla ona bir de tabii sıklığa bağlı olarak su kullanım sıklığına bağlı olarak da değişiyor ama aşağı yukarı 600 TL civarında bir bakım masrafı var. Fakat şöyle bir sorun oldu. Firma ya el değiştirdi ya bir şey oldu. Sonra gelmemeye başladılar. Ben eski bu işi takanı arkadaşı buldum. Başka bir şehirden işte filtre temin ediyor, getiriyor, geliyor falan. Baktık ki yani bu iş yani sürdürülebilir bir durum değil. Yani dolayısıyla bu tür aletleri aldığımız zaman mutlaka evet biraz maliyeti olabilir. Bu maliyet aslında tabii ki şöyle de düşünüyorum yani maliyet olabilir ama biraz önce söylediğim 400 TL gibi bir rakamı ayda veya 300 TL diyelim ayda eğer harcıyorsanız içme suyuna o zaman bu işi iyi bilinen firmalarla kiralama yoluyla da yapıyorlar. Bu kadar büyük para çıkarmanıza da gerek yok başta. 2 yıl işte size sabit ücretli aylık bir ödeme ile bunu hallediyorlar. Yani 300 TL'nin üzerinde veyahut da işte 275 TL'nin üzerinde siz eğer şey ödüyorsanız, su parası ödüyorsanız bir kere bu tür firmaların bu tür düzgün hizmet veren, kendileri gelip 6 ayda bir randevu alıp işte düzgün bir şekilde cihazları temizleyen, hizmet veren şirketlerin tabii ki ürünleri daha uygun hale gelmeye başlıyor. Başlangıçta olur mu falan diyorsun ama 2 yıl sabit fiyat veya 1 yıl sabit fiyat dediğinde Türkiye'de bir de enflasyon faktörü var. Suya neredeyse her ay zam geliyor. İşte yani benim aldığım bir damacana vardı. Geliyor gene yani almadığım halde geliyor. Yani en son 42 TL'ydi damacananın fiyatı. Yani şöyle baktığım zaman 1 yıldaki artış çok ciddi bir rakam. Şimdi böyle kıyaslandığında aslında arıtma daha avantajlı gibi görünüyor ama onun öncesinde yapılması gereken kamunun gerçekten bu konuda daha duyarlı davranıp bizi bu konuda özellikle Çeşme suyu konusunda bilinçlendirmesi gerekiyor. Bu işte tabii bütün televizyonlar işte
rahatlıkla kamu spotu kabul ettiğine göre Sağlık Bakanlığı bu işi en düzgün şekilde yapacak olan yer, il sağlık müdürlükleri illerde. Dediğim gibi belediyelerin sayfasında aynı hava işte Edirne'de hava durumu yazıyorsa bir işte belediyenin sayfasına girdiğinizde, ki yazması lazım onun da. Dolayısıyla su derecemiz budur, şudur diyerek aslında su hakkında da, içilebilir su hakkında da bize mutlaka bilgi aktarılması gerekiyor. Çünkü yani gerçekten dünkü rakamları görünce markette böyle yani 5 litre su efendim 15 TL, 13 TL, 15, 16 TL falan böyle rakamları görünce dedim ki ya bu korkunç bir şey yani. İnsanlar yani böyle bir çoluklu çocuklu böyle 4 kişilik bir aileyseniz yani ciddi anlamda bir maliyette karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla burada kamuya çok görev düşüyor dediğim gibi. Ben araştırdığım için içilebilir görünüyor ama ben de çok bir şey söyleyemem. Bu konuda tabii ki uzmanların çıkıp bu konularda biz her şeyi konuşuyoruz televizyonlarda. Böyle toplanıyor insanlar saatlerce bir konuyu tartışıyorlar ama en önemli şey bak su konusunu oturup ne yapmıyoruz? Konuşmuyoruz. En önemli konu. İşte bize de belki şöyle diyenler oluyor. Ya hocam çok gereksiz konuları konuşuyoruz. Her akşam konuşulan şeylerin yanında bu sizin sağlığınızla ilgili bir konu. Herkesin evet. sağlığıyla ilgili bir konu gerçekten. Evet, gerçekten önemli hocam dediğiniz gibi. Çünkü hani en su içmezsek hayatımızı kaybedebiliriz. Yani bu kadar basit ve dediğiniz gibi hani bir çekirdek ailenin yalnızca su içimi için değil, işte çay yapması, kahve yapması, yemek yapması Tabii. için bunlar için de gerekli bir durum. Şimdi bir taraftan da hani küresel çapta da ben sizin görüşünüzü merak ediyorum. Yani su arzı dediğimiz zaman işte şöyle hep başlıklar atılıyordu. Bir sonraki savaş su savaşı olacak gibi. Evet. Yani bunu evet. da hala sanıyorum ki hani böyle zaman zaman daha çok gündeme geliyor ama aslında konuşmamız gereken bir durum, öyle değil mi? Yani çünkü dünyadaki su kaynaklarını da iklim değişikliğiyle beraber daha azaldığını görüyoruz. Bunlar azaldıkça yani arz tarafında bir azalma oldukça belki söylediğiniz önlemler alınmazsa, ki buradan hani yetkililere bir çağrıda bulunmuş oldunuz. Bunlar evet. alınmazsa gittikçe artan fiyatlar karşımıza çıkacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Şimdi bir kere kuraklık bütün ülkelerin, dünyanın problemi şu anda. Evet. Hani iklim değişimi dediğimiz şey aslında kuraklık bizim yani. Yeraltı sularının çok net bir şekilde aşağıya doğru çekildiğini görüyoruz. Çünkü suyun kaynağı belli, yüzey suları vardır. İşte yeraltı suları vardır. Mesela kuyularda görüyorum burada, şehirde bile yaşıyoruz. İşte önceden 3-5 metrede suya ulaşırken şimdi o rakamlar 10-15 metre civarına, bazı yerlerde 2-3 katına çıkmış durumda. Dolayısıyla artık o hani 5-6 metreye inerim de su bulurum falan şeyi tamamen bitti. Yeraltı sularında çok ciddi kayıplar var. O nedenle suyu bilinçli tüketmemiz lazım. Dünyada bir kişi 80 litre su tüketiyor. Günlük su harcamamız bizim 80 litre. Bunun içinde işte yıkanma işte her türlü işlemde var. Türkiye'de bu 190 litre civarında. Kişi başı su tüketimine baktığımızda 190 litre. Yani dikkat etmediğimiz için mi? Yani mesela dişimizi fırçalarken muslukları kapatmadığımız için mi? Bu bilincimiz olmadığımız için mi? Ha, tabii bir de şunu da suçlamamak lazım. Bütün bu bulduğumuz su sadece evde biz kullanmıyoruz. En çok tarımda kullanılıyor biliyorsunuz. Tarımda suyun %70'i, temiz suyun dünyadaki %70'i neredeyse tarımda kullanılıyor. Zaten orada vahşi bir sulama var. Yani orası zaten ciddi bir problem. Sanayide kullanılıyor. Bir de evlerde kullanılan var. Şimdi evlerde biz yeteri kadar gerçekten suda tasarruf yapabiliyor muyuz? Onu yani soru işareti olarak görüyorum. Çünkü tükettiğimiz su miktarı belli, yani litre olarak belli. Çok da dikkat etmiyoruz. Yani öyle hani diş fırçalarken işte su açık kalıyor. İşte bunun için de aslında sensörlü olan, yani bu pandemi aslında bize bir şeyi de öğretti. Birçok yerde sensörlü musluklar geldiği için en azından o tüketim çok daha azaldı. Yollarda işte benzin istasyonlarında falan çok ciddi bir dönüşüm oldu aslında bu musluklarda. En azından sensörlü ile sorunu çözüyoruz. Aslında buna benzer çözümleri bizim de evlerde
geliştirmemiz gerekiyor. Yani hani akıllı ev dediğimiz zaman artık bu tür önlemlerin, bu Evet. tür ekipmanların ayrı çok ivedilikle kullanılması gerekiyor. Banyoda ona keza bu tür şeylerin kullanılması gerekiyor. O nedenle çok bilinçli değiliz. Bu özellikle su tüketimi harcaması konusunda araba yıkarken işte çok su isteyen bitkileri ekerken çok Evet. fazla açıkçası dikkat etmiyoruz maalesef. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor diyorsunuz hocam. Çok teşekkür ederiz. Yine faydalı bir yayın oldu. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu bizimle birlikteydi. Ve biz böylelikle aile ekonomisini noktalıyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından seans ortasıyla devam edeceğiz.